Herkese merhabalar arkadaşlar. 12 Şubat Cumartesi günü Adana yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Adana'da ilk koşu satış bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1400 mesafe kum pistte çıkacaklar. 2.30'da koşulacak bu koşu. 8 safkan start alıyor gördüğünüz gibi bu yarış arkadaşlar. En son 16 gün evvel yarış kazanmış olan Miran Bey burada Ferit Yardımcı ile birlikte ön plana çıkıyor diyebiliriz. Açıkçası bu safkanı burada zorlayabilecek olan yani çok fazla bir isim yok. Ama mesela bir numara Bold Lion Suruç. Son yarış kötü gelse de bir önceki yarışlarda bir birinciliği bir ikinciliği var. Aynı zamanda bu mesafede 1.29'lara düşmüş bir isim. Bu pistte koşmuş olmasında tabii ki bir avantajı var. Ve Çolpan Hatun yine 1.29.45'te gelen en son 6 gün evvel dördüncülük alan isim. Buradaki açıkçası Miran Bey'i zorlayabilecek olan iki safkan olarak düşünüyorum. Miran Bey'in buradaki tek eksiği arkadaşlar bu pistte koşmamış olması. Haliyle bakın burada gösterelim. Koştuğu pist Şanlıurfa'da gördüğünüz gibi. Bu mesafede yani bu mesafeyi kastediyorum. O yüzden burada hani en iyi derece açısından birazcık böyle kötü göstermesi normal karşılanabilir. Biz burada yine de Miran Bey'e avantaj diyoruz. Yanına 1 numara Bold Lion Suruç ya da 8 numara Çolpan Hatun yazılabilir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde geçiyoruz. İkinci koşuya geldik. Şart 4. 4 yukarı İngilizler. 1900 mesafe kum pistte koşulacak bir koşu. Arkadaşlar burada 1 numara Punch Mahal Ahmet Çelik ile birlikte en son 35 gün evvel ikinci olmuş bir safkan olarak favori konumunda diyebiliriz. Kilosu da müsait. Gayet rahat bir şekilde burada koşacaktır. Tabii onu zorlayacak olan bir safkan var. O da 2 numara arkadaşlar. Secret Blood. Müslüm Çelik idaresinde start alacak. 2 yarıştır 4. geliyor. Ve 2.02'lere düşmüş olarak burada en iyi dereceye sahip. Fakat yine de aradaki farkın 1 numarayla çok az olduğunu görmenizi istiyorum. Bu da uzun mesafe bir yarış olduğu için açıkçası yani koşunun temposuna göre değişebilecek. Yani hata payı içerisinde sayabileceğimiz bir fark olduğu için yani en iyi derece kısmında çok bir fark söz konusu değil arkadaşlar. Bu yüzden burada 1 ve 2 numara bence birinci dörtlü de yeterlidir. İsteyenler ama yedil plase de bunlardan ikisinden bir tanesine yazsanız bence yeterlidir diye düşünüyorum. Hani ikisini birden yazmanız gerekmeyecektir yedil plaseye. Geçelim arkadaşlar 3. koşuya. Handikap 14 bir yarış. Dişilere mahsus 5 yukarı. Arap atları 1400 mesafe kum pistte çıkıyorlar. Burada arkadaşlar 5 numara 2 yarış üst üste kazanmış bir isim ancak 53 günlük bir arayla geliyor. Sırf onun için özellikle bir idmanlara bakacağım. Atın şu anki temposu nedir? Şimdi arkadaşlar bu safkan tabii Şanlıurfa'da çalışmasıyla beraber daha bir farklı gelmesi normal. İyi durumda diyebiliriz. Yazmak isteyenler için kesinlikle iyi bir seçenek olacaktır. Yani Şanlıurfa'da çalıştığı için 59 çok da kötü bir derece sayılmaz arkadaşlar. Zaten 400'de toparlamış gördüğünüz gibi o da yine 28 seviyesine çekmiş işini. Burada işlerde çok fazla ön plana çıkan bir safkan yok. Sadece zaten 5 numara engerek için ben burada bakmak istedim. Bu safkanı değerlendiriyorsanız istediğiniz isterseniz yani yazabilirsiniz bu safkan arkadaşlar. Diğer kalan isimlerde açıkçası Bersun Ateşi son yarış 4. bir önceki yarış kazanmış bir isim. Burada yazılabilecek bir diğer isim. Engereğin kilo avantajı var. Burada gördüğümüz kadarıyla 3.5 kiloluk bir avantaj söz konusu. O yüzden bu avantajı eğer iyi değerlendirirse bu safkan bu yarışı kazanabilir arkadaşlar Engerek. Ama tabi uzun bir arayla gelmesi de onu olumsuz etkileyebilecek bir diğer durum olur. Bersun Ateşi burada ikinci atımızdır. 4-5 arkadaşlar benim buradaki önerim olacaktır sizlere. Zaten Bersun Ateşi bu pistte 1.37'lerde bir derece yapmış safkan olarak. Burada galibiyete çok yakın bir isim olarak kendisini zaten gösterir vaziyette. Diğer isimlerde özellikle beğendiğiniz bir safkan varsa tabii ki de yazabilirsiniz. En fazla 3 ata çıkarız. Ben 4-5 diyorum. 2 safkan da bırakıyorum. 3. bir at tercih ediyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. 4. koşuya geldik. Burada 8 safkan start alıyor gördüğünüz gibi. Bu yarış 1.15 handikap koşu 4 yaşlı Arap atları 1400 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar 1 numara Sarraf Baba favorimiz en son 9 gün evvel bir ikinciliği vardı. Aslında o yarışta da ben galip gelmesini bekliyordum ama çok yakın bir şekilde yani ikinci kaldı bu yarışta. 3-3-4-2 galibiyetin böyle kıyısında yüzüyor bu safkan şu anda tabiri yerindeyse.
1.37'lik bir dereceyle beraber buranın hem en iyi derecesine de sahip olmasıyla birlikte ben burada arkadaşlar Sarraf Baba'yı kilosu da müsait tek veriyorum. Tabii Şenatik burada birazcık bir de Çınartay'da belki olabilir ama Çınartay'ın en iyi derece olarak sorunun olduğundan dolayı 1.40'larda olduğu için hatta 1.41 neredeyse. O yüzden onu söylemiyorum ama Şenatik arkadaşlar hem Ahmet Çelik biniyor hem son yarışlar iyi gelen bir isim hem de en iyi derecesi tolere edilebilir bir düzeyde 1.38 36'da. Bu safkanın da burada şansı olabilir ama Sarraf Baba'nın hem 1.37.20 yani en yakın rakibinden bir saniye daha hızlı koşmasıyla beraber hem de formda geliyor olmasıyla ben bu safkanı tek veriyorum. Bir numara diyorum. Bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Beşinci koşuya geldik. Şart 2 bir mücadele. Dişilere mahsus arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl boyunca yani bu atlar Nisan'da başladıysa koşmaya öyle söyleyeyim. Bütün yıl boyunca şart ikisini doldurmamış. Şu an hala daha doğmamış olan 4 yaşlı Arap atları 1900 mesafe kum pistte çıkacaklar. Burada arkadaşlar 27 gün evvel en son bir yarış kazanan Ihlamur Çiçeği 3 numara yazacağımız bir safkan. Yanına Uçarlım Kızı yazabiliriz istiyorsanız. Yani burada açıkçası bir idman bakalım. Yani idmanlarda belki çok büyük bir sürprizle karşılaşırsak ona göre tercihimizi değiştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar derin nefes 59-60 30-90 ile gelmiş vaziyette. Bir de bunu Şanlıurfa'da yapmış. Yani şu anda burada aslında daha da iyi bir derecede görebiliriz. Bu safkana dikkat edelim. Onun haricinde açıkçası idmanlarda çok fazla ön plana çıkan bir isim söz konusu değil arkadaşlar. Burada bizim favorimiz 3 numara Ihlamur Çiçeği. Yanına derin nefesi yazabiliriz dediğim gibi ya da uçarlım kız veya herhangi bir safkan ilave yapılabilir buraya. 3 numarayı öncelik olarak yazıyoruz. Yanına da beğendiğimiz herhangi bir ismi ilave edebiliriz diyorum. Yüreğir Belediye koşusu arkadaşlar 6 safkan start alıyor bu koşuda. Kısa vade 8 bir yarış 4 yukarı Arap atları 1400 mesafe kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar ben burada açıkçası iki safkandan birisini ya tek atın ya da ikisini birden yazın şeklinde söyleyeceğim. 1 numara Asrın Pehlivanı ve 4 numara Oğlum Serkan. Oğlum Serkan burada aslında tek atılmaya çok müsait bir isim. Niye diyecekseniz zaten en iyi derecesinin olduğunu biliyoruz burada bu safkanın. Bu mesafede. Ahmet Çelik biniyor çok iyi bir şekilde. Şu ikinciliği sizi yanıltmasın. 4 gün arayla koşmuşlardı. Ben hatta demiştim ya bu at niye böyle bir koşuya koşuyor? Şart 5'ti yanılmıyorsam dedim. Yani ne gereği var bu şart 5'e koşmasının? Ama böyle bir tercihte bulunmuşlardı tabii ilgilileri. Yani gelir elde etmek açısından böyle bir şey tabii ki yapılması mümkündür. Atınız çok iyi bir atsa. Tabii orada birazcık kondisyonda sıkıntı oldu. Çünkü 4 gün arayla koşunca Safkan bir de biliyorsunuz ki oğlum Serkan genelde virajı dönünce hep iç tarafta kalıyor. Çok da fazla sprinter özellikle değil de daha fazla yarışı koparmaya yönelik bir stili var. Onu yapamadı. Dışarıdan bir at geldi geçti. Şimdi burada oğlum Serkan 11 gün arayla geliyor. O yüzden şans olacaktır ama Asrın Pehlivan da çok kuvvetli bir safkan. Son yarış 3. geldi. Bu sene tek bir yarış koştu. Kondisyon açısından daha da rahat bir isim şu anda. Burada ya 1-4 yapıyoruz ya da 4 numara tek diyorum ben arkadaşlar. Ama zaten tek verdiğimiz için 1-4 yapabiliriz burayı. Gelelim 7. koşuya. Şart 5 bir yarış. Geçtiğimiz sene şart 5'ini doldurmamış 3 yaşlı İngilizler. 1400 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada 1 numara Grey Runner 6 gün evvel en son start almış bir isim. En iyi derecesi var. Onda 1.29'un altına düşmüş vaziyette. Onu yazıyoruz buraya. Bir de bu Ahmet Çelik Dede Sabri'ye biniyor 4 numaraya. Onun bir işini merak ediyorum özellikle. Yani şu an için işinde çok bir şey olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Eğer Ahmet Çelik'e çok güveniyorsanız tabii ki yazabilirsiniz. Ben burada 1 numara Grey Runner avantajı diyorum. Yanında da 3 numara Blackbird diyorum arkadaşlar. O da bu sene hep tabelalar yapmış bir isim. Burada açıkçası bu ikili bence yeterlidir. 1-3 isteyenler başka safkanlarda yazabilirler. Zaten kuponları mümkün olduğunca düşük tutuyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 8. koşu son koşu. Burada gördüğünüz üzere 12 safkan start alıyor. Bu yarış bir maiden yarış. 3 yaşlı İngilizler 1400 mesafe kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. 5 numara en son 3. geldi. Bir önceki yarış 2. geldi. 1.31.47 gibi bir iyi bir derecesi var. Bu ismi söylüyoruz önce Deniz Kralı. Sonra arkadaşlar 3 yarıştır ikinci gelen 1.30-15 buranın en iyi derecesi Snellman, Müslüm Çelik'le birlikte start alacak bir safkan. Onu söylüyoruz arkadaşlar. Kara Akrep, Ferit Yardımcı biniyor. Son yarış ikinci geldi. Bu safkana da dikkat diyorum. Burada arkadaşlar 5, 7, 11 en küçük kupon. İsteyenler 10 Kel Paşa 10 numara yazabilir.
Love Hull 8 numara yazılabilir. 1.31.09'luk güzel bir derecesi var burada. Yine burada bir Ahmet Çelik'in bindiği safkan var 3 numara. Bir de burada Halis Karataş'ın bineceği 9 numara da uzun bir arayla geliyor. O ikisine de bir bakmak istiyorum. 3 ve 9 numara idmanlarına bir bakalım. 3 numara arkadaşlar 1.17.104.26. Yani yine açıkçası atın tam anlamıyla kondisyondan emin olamıyorum. Bu safkanlarla ilgili zaten dediğim gibi küçük altılımızda barındırmıyoruz bunları. İsteyenler geniş bir altılıda yazabilirler. 9 numaranın idmanı da yok burada verilmiş olan. O yüzden açıkçası sakıncalı bir durum. Yazıp yazmamak kısmını size bırakıyorum. Zaten diğer ayaklarda çok az at yazdığımız için burayı istiyorsanız doldurup sağlama alabilirsiniz. Tekrarlayalım tahminlerimizi arkadaşlar. Burada 5 dedik, 7 dedik, 11 dedik. İsteyenler peşine 3, 9 ve 10 numarayı da ve 8 numarayı da ilave edebilirler diyoruz arkadaşlar. Burada 5, 7 ve 11 numara önceliğimiz. Devamına diğer safkanlardan beğendiklerinizi, belirttiklerimizden de yazabilirsiniz diyorum. Bu şekilde bu programın sonuna geliyoruz arkadaşlar. İstanbul videomuz daha yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.